İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 22 Aralık 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman kent merkezinde bahar havası yaşanırken kırsal kesimde ise yoğun kar yaşamı durdurma noktasına getirdi. İlçelerde yoğun kar yağışı yaşanırken Batman merkezi ise yağmurlu havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Kentte sert soğuğa rağmen güneşli hava hakim. Sason Çayı'nda ve Sarım Deresi'nde dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen Batman bantlı çöpçü balığına rastlandı. Batman'ın Sason ilçesinde araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden doçent Dr. Cüneyt Kaya ve araştırma görevlisi Dr. Münevver Oral 47 yıl aradan sonra Batman bantlı çöpçü balığı tespit etti. Gazetemiz Son Söz'ün 2 yıl süreyle manşetlere taşıdığı ve on binlerce imza toplayarak ilgili yerlere ulaştırdığı Raybuz çalışmalarının akıbeti merak konusu oldu. Gazetemiz Son Söz'ün 2 yıl süreyle manşetlere taşıdığı ve on binlerce imza toplayarak ilgili yerlere ulaştırdığı Raybuz talebi bakanlıktan olumlu yanıt aldı. Raybuz çalışmalarının akıbeti ise şimdiden merak konusu. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından Batıraman Kampüsü'nde Vuslat Karma resim sergisi açıldı. Sergide Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Miraç Özkılıç Ney Dinletisi sunarken Ebru sanatçısı Erzu Kaplan da Ebru sanatını sergiledi. Batman Özel İdaresi ekipleri Geçitli Köyü'nde vefat eden bir vatandaşın cenazesini köy mezarlığına taşımak için kardan dolayı kapanan yolu açtı. Sason'da su arkı mezrasının yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idaresi ekipleri yolu temizledikten sonra vefat eden bir vatandaşın cenazesini Geçitli köyünde bulunan köy mezarlığında taşıdı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Salih Kaplan, ekonomik sıkıntılardan ötürü esnaf ve sanatkarlara destek verilmesi gerektiğini açıkladı. Kaplan, yaklaşık 2 yıldır yaşanan pandemi süreci ve son günlerdeki döviz kurun yükselişinden dolayı olumsuz bir şekilde etkilenen esnaf ve sanatkarlara ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için acil bir şekilde destek sağlanmalıdır dedi. Batman'ı ulusal ve uluslararası arenada temsil eden Velioğlu kardeşler, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk'i ziyaret etti. Sakarya'da yapılan Türkiye Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Muhammed Velioğlu, Shaolin Tua kategorisinde birinci olurken Yusuf Velioğlu ise Kung Fu Tua kategorisinde birincilik ve Kalın Kılıç'ta da ikincilik alarak büyük bir başarıya imza attı. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 faaliyet programında yer alan liseler arası basketbol genç erkekler A turnuvası final maçıyla sona erdi. 18 takım ve 220 sporcunun katıldığı basketbol genç erkekler A kategorisinin şampiyonu final koleji oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürü ve Petrol Spor Kulüp Başkanı Mustafa Demir, Atletizm Federasyonu Başkanlığına seçilen Başkan Fatih Çimtimar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Demir yeni görevinden ötürü Çimtimar'a tebriklerini iletti. Ziyarette Petrol Spor Kulübü Atletizm takımının bu yıl katılacağı birincilik için görüşmeler yapıldı. CHP Batman İl Başkan Vekili Mehmet Akti, 4250 TL'lik askeri ücret artışının yaşanan zamlardan ötürü bayram havası estirmediğine dikkat çekti. Akti, 2022 yılına girmeden işçi, memur, SSK ve Bağkur emeklilerine de en az %50 oranda verilen bir zam en mantıklı karar olacaktır dedi. Batman Belediyesi zabıta personeli tekerlekli sandalyesinin aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşın yardımına koştu. Gülistan Caddesi üzerinde seyahat eden engelli vatandaş aracının şarjı bittiği için yolda kaldı. Zabıta memuru engelli vatandaşı tekerlekli sandalye ile birlikte şarj istasyonuna kadar taşıyarak aracın şarjını doldurdu. Batman Petrol Spor Kulüp Başkanı ve yönetimi ilk yarının genel değerlendirmesini yaptı. Kulüp binasında düzenlenen toplantıya Kulüp Başkanı Vahap Akbaş, ikinci Başkan Yalçın Güneştekin ve Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Güzel katıldı. Akbaş, bugün Petrospor 7'den 70'e herkes tarafından konuşuluyorsa iyi yerlerde olduğumuzu söyleyebiliriz dedi. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.